Ya usta. Tamam yani biz iyi yaptık, plan yaptık, geldik buraya da. Tosbağa ya bizi dinlemezse? Öyle bir seçenek yok. Seve seve dinleyecek. He. Peki bir şey diyeceğim. Sen koçun elinin ne kadar ağır olduğunu biliyordun değil mi? Ha, biliyorum. Oo, mesele geldi. Günaydın Ufuk Bey. Günaydın. Buyurun, ne vardı? Tarık Aksoy var. Anlamadım. Anlatalım. Şimdi Tarık Aksoy bizim koç. Biz de Yalıkavi Lisesi basketbol takımı. Bunun benimle ne ilgisi var? Tarık Aksoy'u bilmemenle ilgisi var. Onu tanımamanla ilgisi var. O raporun altına imza atmanla ilgisi var. Kendisi olmadı, şimdi sizi mi gönderdi? Tarık Aksoy ağzıyla kuş tutsa bile olmaz. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ya bir dur, bir dur, bir dinle. Niye dinleyeyim? Çünkü Tarık Aksoy ikinci bir şans hak ediyor. Hiç sanmıyorum. Ailesine yaptıklarını gördüm. Bana yaptıklarını saymıyorum bile. Bence Tarık Aksoy hiçbir şans hak etmiyor. Sen ne gördün lan? Ha? Ne gördün, ne konuşuyorsun? Yani şimdi siz de müfettiş bey, hani bir vukuatla koçu çözmüş olamazsınız ki, değil mi yani? Ufuk abi. Öncelikle ben arkadaşlarım adına sizden çok ama çok özür dilerim. Kendileri koçların içine düşmüş olduğu bu zor durum sebebiyle oldukça gergin bir ruh hali içerisindeler. Yoksa sizin gibi yüce, ulvi bir vazifenin neferine saygısızlık etmek kimsenin haddine değil, öyle değil mi? Oğlum bu kız ne diyor lan? Ben hiçbir şey anlamadım. Bakın, bizim tek amacımız toplumun gelecek umutlarını ellerinde tutan gençler olarak... ki bu durumda sizin de sorumluluk alanınıza girdiğimizi düşünüyorum. Tabii haddim olmayarak. Tabii. Sonuçta sosyal hizmetler gençlerimizin sağlıklı yaşam şartlarında kendilerini geliştirmeleri için uğraşıyor. Ah, ne kadar güzel konuştunuz. İşte bu yüzden biz bu amaçla bize yardımcı olabilecek bu yegane kuruma ve onun pek güzide temsilcisi olan şahsa, yani size bir acizane, ufak, minicik bir istirhamda bulunmak için makamınıza kadar teşrif etmiş bulunmaktayız. Lütfen bizi kırmayın ve bu yolunu kaybetmiş gençlerin sağlıklı yaşam standartlarına kavuşmasına vesile olan biricik koçlarına ikinci bir şans daha tanıyın. Lütfen. Bak güzel kızım, niyetinizi anlıyorum. Ama bu isteğinizle beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Hayır, 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 hayır. Siz bizi tamamen yanlış anladınız. Niyetimiz asla sizi zor durumda bırakmak değil. Biz sadece... yani... bir de bizi dinleyin istiyoruz, o kadar. Mercan, senin de çenen maşallah. Diyorum iyi konuştun. Eyvallah kız. O nasıl bir konuşmaktır yani, diline kurban ha. Vallahi aslında ben hep konuşuyorum da dinleyip anlayana işte. Planın ilk kısmı tamam.